Arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. FIFA'nın belki de son etkinliği, pre-season yani sezon öncesi döneminin, eee dönemi etkinliğinin videosuyla karşınızdayım. Bilmeniz gereken şeyi anlatacağım. Tabii ki en çok merak ettiğiniz şey de FIFA 20 oynayarak FIFA 21 Ultimate Team için nasıl ödüller kazanacağız? FIFA 21'e nasıl önde başlayacağız? Bunları anlatacağım. Eee yükleme ekranı güzel. İlk gördüğümüz şey zaten modern futbol ya yani günümüz futbolunda devam eden iki tane şu an kupa var. Ligler bittiği için eee gibi Ligi, Avrupa Kupası bunlarınla ilgili bir etkinlik olacak detayların hepsini paylaşacağım. Kendi sitesine girdiğimizde bir sürü şeyden bahsediyor. Bunu açıklamalara bırakırım. Şimdi buradaki bilmeniz gereken her şeyden bahsedeceğim. Ama ilk olarak videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda haberdar olmak için de zili açabilir ve açıklamadaki Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk gördüğümüz şey Ultimate Team 20 oynayın. 21 ve 20, 20 ve 21 için ödüller kazanın. Güzel. İlk başta kazanacağınız ödüller iki tane forma kesici ve dinamo Şeyi, kimya tarzı ve iki tane de coin boost. Yani 2505k para veren bir toplamda iki tane coin boost. Ee, ama önemli olan şey burada ya bunlar için FIFA mı oynanır diyecek arkadaşlar için takipte kalın daha fazla e, Ultimate Team 21 ödülleri için diyor. Bu Precision dönemi boyunca bu Precision dönemi yani sezon öncesi dönemi anladığım kadarıyla diğer FIFA çıkana kadar ya da ona çok yakın bir süreka kadar devam edecek. Ee, geniş bir etkinlik yani. Ee, bununla birlikte e, ödülleri almanız için şey ödüllü bütün ödüller 16 Ekim'de dağıtılacak. FIFA 21 hesaplarınıza girecek. Ve 23 Kasım'a kadar da alabileceksiniz. Ondan sonra almanız imkansız. Onu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum söylemeye. İlk gelen şey en iyi kartlar peklerde. Gördüğünüz gibi Team of the Year'lar, Team of Season'ın en iyi kartları, Shifter, Ribery, Future Stars, Joao Felix ve Foot Birthday kartları 51 tane kart girmiş durumda. Bakalım daha fazlası var mı yoksa bu 51 kart mı sadece? Ya yani bu kadar aldığım kadarıyla inanılmaz da bir yoğunluk var. Ben bunun da linkini bırakacağım. Evet 51 kartlık inanılmaz güzel kartlar e, Peklere döndü. Son kez artık e, daha fazla bir daha olmayacak bunlar. E, ya oyunun kartları burada. Devam edelim. E, şimdi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi döndüğü için e, bunlara özel şeyler olacak. Ee, bu süre boyunca özel etkinlikler, SBC'ler, e, kurma görevleri görevler olacak. E, bu da güzel. Şimdi RTTF kartları vardı bizim. Şu iki kart, e, Oyunca ilerledikçe şey yapan. E, burada hala devam eden e, takımlar içinde bu 11 gün içinde durmadan artı 3 e, rating boost alacak oyuncular. Bu da güzel. Ee, yeni kartlar eklenecek. Bu listeye yeni kartlar yani o, oyunda daha önce e, RTTF ve Europa League kartı olmayan finale doğru kartları olmayan kartlar eklenecek. Bu da güzel canlandırmak için bu kartları ve yüksek orlu olur bunlar. Bayağı ee, ve bu maçlara güzel maça özel işte e, iki takım maç yapıyor. Daha önce Summer League'de de görmüştük. Kazanan takımın oyuncusu artı üç over'lu alıyor gibi şeyler olacak. Devre arasında gelecek özel böyle hızlı Kısa süreli SBC'ler olacak ee, ve tabii ki şimdi yaz dönemine girdiğimiz için bir sürü transfer olacağı için top transfer yani e, örnek veriyorum Werner Chelsea'ye gittiği için bir Chelsea-Werner kartı gelecek oyuna. Bu da güzel bu da bizi böyle FIFA 21'e hazırlayacak şeyler Hafta sonu ligi tabii ki devam ediyor. Son kez ödüller güncelleniyor. FIFA sonuna kadar bu ödüllerle devam edilecek. Ee, i̇şte özel top 100 işte bu da hepsini görebiliyorsunuz. Genelde benim tavsiye ettiğim Gold 2'de de bir tane Team of Season kartı büyük liglerden gelecek. Ee, her oyuncu seçiminde olacak. Bu da güzel. Ee, devam ediyoruz ee, ve evet. Oyunu burada erken sipariş edebilirsiniz diyor. Bu listeden de bahsettik. Genel olarak söyleyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Tarihler önemli. Şimdi ilk gelen karta bir bakalım. Hatta Valverde incelemeden şu görevlere de bir bakalım. Şimdi Yine ee, de bir sezona girdik arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Hatta ben hemen bir kısmını tamamladım. Ee, Baya güzel ikonlar var. Coin var. Pekler var. Mesela Cruyff veriyor. Garincha veriyor. Moments. Yine pekler. Evet ilk önce şuraya bir bakalım istiyorsanız. Şimdi e, şunları da hızlıca bir inceleyelim. Sonra da Valverde'ye bakar videoyu kapatırız. Şöyle yapalım. E, bunlar girilmemiş mi? Şöyle bir aratalım. Morales Andre. Şöyle bakayım şimdi oyunun sonuna geldiğimizi düşünerek e, aratacağım bunları. Bakalım Morales burada var mı? Evet var. Şimdi Morales'e çok çabuk bakıyorum şöyle bir göz önünde. Yani şeyler çok yüksek ama 4-4. Şu dripling biraz düşük. Ya oyunun sonuna geldiğimiz için çok tavsiye etmiyorum ama işlerinde belki de en iyisi odur. Ee, evet. Andre'yi bulabilecek miyiz bakalım. Andre Gomez diyelim. Evet. Andre Gomez her şeyi yapabilen bir orta saha. 4-4 medium medium bir tık yavaş ama onu da çok tavsiye etmiyorum. Çok güzel ot otosallar var çünkü şu an son kartta Tete. Tete bak Fransa Ligi'nde sağ olmadığı için birazcık düzgün yaptılarsa Tete'yi tavsiye edeceğim. Evet uf, uh, çok iyi duruyor. Evet, Tete'yi çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben Tete'yi alacağım mesela. benim Samurit Sar'la bağlamak için. Devam edelim şöyle bir ödüllerimizi görüyorsunuz. Şimdi görevlerden de bahsedeceğim. Bakın Prime Momus Ösebio. Ve evet sonda da artık oyunun son bunları biraz daha iyi yapılabilir miydi diye düşünüyorum ama gayet iyi duruyor aslında. Martial, Emrecan, Bernardeş onlara da bir bakalım hızlıca. Antonio Martial. Of of of. Yani evet, mesela bu kart iyi. Baya iyi. 4-4. İyi dribling, iyi şut. Çok güçlü mesela. Çok güçlü olması önemli. Yıkılmıyordur büyük ihtimalle. Santrafor'da uçar büyük ihtimalle. Federico Bernardeşi'ye bir bakalım. 93 overall. 5 skill, 4 weak foot. Şutu dışında güzel. Yani kanal İtalyan kadar ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz. Ve Emre Can'a bir bakalım. Orta sahada çok iyi yapmış olabilirler onu. Of. Evet mesela kart hızlı bayağı şutu yok gibi ama onun dışında yine komple Almanya Ligi arkadaşları için yapılabiliyor. Liginiz özel hepsi belli bir seviyenin üstünde olmuş bu kartların. Yapabilirsiniz. Şimdi heh, görevlere gelelim. Şimdi abi bunu nasıl kazanacağız diye soruyorsanız e, benim şurada tamamladığım şu sezon sezoncusu görevlerini tamamlayacaksınız. 3 görev var zaten. Herkese oyun 5'er tane şey verdi. E, Kante, Van Dijk, Messi, Ronaldo, Mbappe belki de en iyi 5 kart büyük ihtimalle. E, Timothy'ye kiralık kartı verdi. her Biri 5 kart olmak üzere. 5 maç olmak üzere 5 kart. E, bunları İlk görev 3 tane maçta kullanacaksınız. Şey evet 3 ilk 11'inizde en az 3 tane Team of the Year olacak ve 3 maçta herhangi bir FIFA modunda istiyorsanız Squad Battle istiyorsanız Foot Champions neyse işte orada kullanacaksınız. Ee, devam ediyorum. 2 e, ee, iki gol, iki asist, şey, iki gol atacaksınız Team of the Year katile ve diğer görevde Team of the Year katile bir asist yapacaksınız. Bunları yapınca hem FIFA 21'de ödül kazanıyorsunuz hem de e, burada 50K'lık paket kazanıyorsunuz. Nadir oyuncu paketi. Ee, yeni gelen görevler de var. Gördüğünüz gibi Rival maçı kazan. Burada da yine Rival maçı kazanmakla ilgili görevler var. O ee, onun işte paslar şeyler ilerlemeni sağlayacak yeni görevler. Artık bu sezon büyük ihtimalle son sezon artık şeyin. Ee, bir ay var zaten. Yaklaşık olarak evet Ağustos sonunda bitecek. Ee, evet FIFA'nın da son şey olacak artık. Hani bundan yeni bir şey gelmeyecek bu e, sezon ödüllerinden. Şimdi e, evet son olarak da yeni gelen seveceğimiz Federico Valverde'ye bakalım. 43 bin güncel fiyatı bir daha bir yenileyelim. Evet 43 bin giderek düşüyor ödüller de açıldığı için. Şimdi kart güzel. 3 skill 3 put biraz kötü. Staminası yeterli. Savunması iyi. Hava topu yok. Yanında böyle daha güçlü bir adamla oynatın onu. Fabinho olabilir. Hücum katkısı baya iyi. Yani dehşet bir hücum katkısı var. Medium medium. Ben kartı beğendim. Kadronuza uyuyorsa bence oynatabilirsiniz. Benim kadromda biraz tabi durum karışık. Şimdi gördüğünüz gibi şu an kadro bu. Size bahsettiğim şeyler de burada. Team of the Year oyuncuları bakın yedeklerde duruyor. Ben kullanmışım zaten. Şimdi Fabinho veya kes, Sissoko'yu kesebilir mi? Emin değilim. Buna bir bakacağız. Ona göre de belki Valverde'yi yaparım. Bir incelemesi de gelebilir ama zaten çok ucuz kart. Genel olarak durum bu arkadaşlar. Şöyle kısaca bir özetlemek gerekiyorsa eee FIFA 20 şey, Ultimate Team 20 oynayarak hem 20 hem de 21 için ödüller kazanıyorsunuz. FIFA 21'e önden başlayacaksınız. Burada göründüğünden daha fazla ödül de açıklayacaklar arkadaşlar bize. Aynı şekilde Ağustos ayının içinde FIFA 21 ile ilgili bütün her şey açıklanacak. Oyunla ilgili bilmemiz gereken. Şu listede gördüğünüz bütün kartlar oyuna eklendi. Oyunun en iyi kartları bunlar aslında. Overall olarak ve kalite olarak. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili görevler, SBC'ler, yeni kartlar, RTTF ye finale doğru kartları gelecek. Ve... Yeni transferlerle ilgili kartlar gelecek. Takım değiştirilen transferi kesinleşen oyuncuların kartları gelecek. Çünkü yaz döneminde olacağız ve e, aktif bir transfer sezonu geçeceğini bekliyor herkes. E, weekend League ödülleri de son bir kez güncellendi. İyice arttırmış ödülleri. Weekend League'e insanları motive etmek için. Diye özetleyebiliriz arkadaşlar her şeyi. Video bu kadardı. Umarım her şeyi özetlemişimdir. E, bundan sonra da ki planım büyük ihtimalle sıfırdan bir RTC hesabı açıp yani bir ay içinde bakalım neler yapabileceğiz. Oyuna sıfırdan başlayıp bir ay içinde nerelere gelebileceğiz bunu göreceğiz. Yeni bir hesaptan sıfırdan başlangıç yapabilirim. Böyle bir video serisi düşünüyorum. Onun dışında oyuncu incelemeleri ve draft videoları da gelecek tabii ki. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.